kullanılır. Ne yaparız? İzi nerede var? Buna bakarız. İzini önce çevresine bakarız. Yakın çevresine tanıdıklarını sorarız. Hale genişler, ağ genişler. Daha sonra somut ilişkilerine bakarız. Onlardan yola çıkarak bazı irtibatlarıyla ilgili soruşturma yaparız. Bütün irtibatlar nereye çıkıyor? Ya da zaten yıllarca içinde bulunduğu Milliyetçi Hareket Partisi ne çıkıyor? Bunu gördükten sonra eğer X kişi, Y kişi bir yerle bağlantılıysa o bağlantı odağından öncelikle ilk açıklamayı buradan bekleriz. Bugün önce Sayın Bahçeli'den dün işte suskunluğundan bahsetti. Özellikle açıklama yapmadığını çok net şekilde anladık. Özellikle açıklama yapmıyorum. Asaletini konuşacağımız bir gün gelecek diyor MHP'liler. Bugün Semih Yalçın benzer cümleler kuruyor. Ya siz temelde zan altında olduğunuz zaman en konuşması gereken kurumsunuz. Mesela 2 Nisan'a kadar Ülke Ocakları Başkanıymış değil mi Sinan Bey? Ülke Ocakları Başkanı eski dava arkadaşınız 2 Nisan öldürüldü. 2020'ye kadar. 20 mi? 2 Nisan. 15 ay süreyle orada oturdu. Ve burada gidişi. Gidişi de zaten bir şekilde partisine, camiasına bağlılığıyla gitmiş bir insanın arkasından bir taziyede bulunmuyorsunuz. İşin ilginç tarafı gereken siyasi nezaketi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan görüyoruz. Cumhurbaşkanı bunu yapıyor, MHP'liler yapmıyor. Öncelikle şu cümleyi duyarsınız. Eğer hiçbir bilginiz yoksa şu cümleyi bir duymayı beklerim kamuoyu olarak. Bu bir siyasi cinayet. Siyaseten, işte senin yazında vardı ve çok güzel bir yazıydı. Türkiye'yi dolaşmaya başlamış. Kendini MHP liderliğine belki hazırlayan bir genç akademisyen ve aslında genç bir siyasetçi. Hı hı. Geleceği de var, gelecek vaat ediyor. Ve sizin arkadaşlarınızın arkadaşı, sizin çevrenizdeki bir insan. Bütün bağlantılarıyla ortaya çıkılsın. Nereye giderse gitsin. Bir an önce ortaya çıkarılmalı. Bizim soruşturma için bütün desteğimiz arkanızdadır. Ne gerekiyorsa yapılacak cümlelerini biz ilk kimden duymayı bekleriz? Çünkü ben bunu derim. Sen dersin. X parti, Y parti. Hepsi der. Şimdi MHP'ye yönelmek ve MHP'ye gözlerimizi dikmek için çok fazla sebebimiz varken gözü diktiğimiz partiden bu flulukta, yani bu belirsizlikleri de cümleleri duymak en azından siyaset hamaseti bile istediğimiz zamanlar olur. İşte bu siyaset hamasetini bile duymak zorundayız. Sebebi ne olursa olsun bir cinayet araştırılmalı değil mi? Sebebi ne olursa olsun arkasında kim varsa sonuna kadar gidilmeli. Biz kimden açıklama duyuyoruz? Kürşat Yılmaz'dan. Sanki bir orada da bir Mersin saldırısına bir atıfta bulunuyoruz ki Kürşat Yılmaz'ı sıradan birisi sayamayız. Evet. Sinan Ateş o Mersin'dekinin faili olarak gösteriliyor. Evet. Ülkücünün katili FETÖ'cü gibi gösteriliyor. Bir de suçlamayla duyuyoruz. En azından siyasi nezaket olarak MHP'nin bunu hani şimdi ölümün arkasından da konuşulmaz biliyorsun. Aslında temel geleneğimiz hani tam Türk geleneği deriz ya. Temel Türk geleneğinde bunu da yapmayız. Aslında sonuçta bir cenaze kalkacak. Bu cenazenin en azından bir saygımız olmalı. Şimdi bunun da artık MHP asgari düzeyde bunu da göremiyoruz partiden. Temelde Sayın Bahçeli medeni ilişkileri iyidir. MHP üst kadrosunu da genelde nazik olarak biliriz. En azından kişisel ilişkilerde bunu gördük. Ama en azından asgari nezaketi gösterip bu tip açıklamalar kamuoyunu rahatlatan, partiyi rahatlatan, bu konuda kendilerinin de bu soruşturmaya destek olacağı yönünde cümleleri bekleriz. Bunu aslında Süleyman Soylu İBB ile uğraşıyor ya, aslında ortada somut işlenmiş bir suç var. Süleyman Soylu'dan da daha yüksek sesli cümleler duymak isteriz. Hani cinayet nereye gelirse gelsin. Sonuçta bir cinayet var ortada, bir suikast var ortada. İçişleri Bakanı'ndan da bu gürlükte cümleler, yani gür sesini burada da duymak istiyorum temelde. Çünkü bu bakın nelerden bahsediyoruz. Gazetecilere, siyasilere, eski aslında ülkücü camiadan gelmiş eski siyasilere ki saldırılardan bahsediyoruz. MHP ile polemiğe girmiş insanlara yönelik saldırılardan bahsediyoruz. Bir zincir şeklinde geliyor saldırılar. Halk TV'nin önüne kadar gelen bir saldırı silsilesinden bahsediyoruz. Her seferinde ucuz kurtuldu dediğimiz ki Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı hatırlarsın çok ciddiydi. Tabii. Ve bu silsilenin, bu serinin bir parçası olarak görüyoruz bu saldırıları. Bundan bahsediyoruz. Biz aslen sadece MHP'den değil, iktidar partisinden de ve insanlar seçim öncesi şunlar, şimdi yalanlanıyor ya, seçim öncesi şöyle bir kaos hazırlanıyor diyenler var. Ben bunlardan değilim, onu söyleyeyim. Ama bu diyenleri beslemeyelim en azından biz tavrımızla, duruşumuzla diyen bir iktidar partisi ve iktidar partisinin yetkili makamlarını bekliyoruz. Ama henüz bir açıklama, bir şöyle dolu dolu bizi, kamuoyunu güvende hissettirecek cümleler duyamadık. Ha, soruşturma hızlı ilerliyor gibi. Tutuklamalar en azından başladı. Gözaltılar var. En azından polisiye soruşturmanın en azından dışarıdan izlediğimiz kadarıyla belli bir yere ulaştığını anlıyoruz. Ama burada sadece olayı en sonunda çözmek ve işin sonunda konuşmaktan öte aslında o süreçte kamuoyunun nabzının iyi tutulması ve kamuoyunda rahatlatılması bunun kadar önemli derim. Çünkü temelde kamuoyunda infial yaratmak için işlenen cinayetlerdir bunlar aslen. Siz bir yıl sonra, 6 ay sonra konuştuğunuz zaman bu konuşmanızın önemi kalmayacak. Zaten amaç eğer o karanlık güçlerse, o karanlık güçler hedefine zaten o süreçte ulaşıyor. Benim dediğim siyasetle ilgili ama soruşturmayla ilgili istersen soruşturmadan sen bahsediyorsun. Evet şöyle, şimdi az önce 3 kişi daha tutuklandı. 4 galiba, şimdi tekrar bakayım o bilgiye. Toplam ne oldu? 7 mi? Şu dün 3 kişi tutuklanmıştı. Bugün 3 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk de var. Ufuk Köktürk bu soruşturmada adı geçtiği anda listeden çıkarılmıştı. MHP'nin yönetim kurulu listesinden çıkarılmıştı ve şimdi tutuklandı. Ufuk Köktürk'e dair suçlama ne? Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Doğukan Çepe ki firari. Doğukan Çepe 3 parti halinde yaklaşık 90 bin lira para gönderdiği bulgusu. 87 bin lira. 80-90 bin lira civarında para gönderdiği bulgusu. Şimdi bu çok ciddi bir bulgu. Tabii ifadesine de bakmak zorundayız. Yani Ufuk Köktürk ne demiş? Bu suçlamayı kabul etmiş mi? Bu kişilerle bağlantısı nereden ileri geliyor? Daha önce beraber çekilmiş fotoğrafları da var. Bunu bilmek zorundayız. Ancak MHP İstanbul Yönetim Kurulu üyesinin, eski İstanbul Ülke Ocakları Başkanı'nın suikaste uğramasından ötürü tutuklanmış olması ve tetikçilerle, Maltepe Gülsuyu'ndaki uyuşturucuyla bağlantılı olduğu iddia edilen tetikçilerle para trafiğinin olması ciddi bir bulgudur. Açıklanmaya muhtaçtır. Bu zorla yaratılan suskunlukla geçiştirilemez. Bu tehditle, bu işte efendim parmak sallamayla geçiştirilemez. Buna bir izah getirmek zorunda ilgililer ve yetkililer. Dolayısıyla Ufuk Köktürk'ün, bir MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesinin, eski İstanbul Ülke Ocakları Genel Başkanı ve halihazırda kendisini MHP olarak tanımlayan Sinan Ateş'in katilleriyle temasının sebebi nedir? Bir para trafiği var mıdır? Bu para trafiğinin gerekçesi nedir? Az önce İmamoğlu'nun neyle suçlandığının farkındasın değil mi? İmamoğlu'nun işte bir yakın çevresinden ya da kurmay heyetinden birisi o parayı göndermiş olsaydı, İçişleri Bakanlığı'nın ya da yani iktidar işte o gelmez zaten. Bile. İşte bütün CHP genel merkezi basılmış, bütün CHP il örgütleri çökülmüştü yani. Şimdi ya diyor, çok basit bir soru soruyorum. Tabii henüz soruşturma aşamasında bir şey kesin bir yargıya varamayız. Onu da kabul ediyorum. Ancak yargı AK Parti'nin egemen olduğu yargı. MHP'nin yargı üzerinde de ağırlığı var. Bunu da biliyoruz. Ama şu an MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi bir kişi Ufuk Köktürk, eski Ülke Ocakları Genel Başkanı ve bugün itibariyle de öldüğü ana kadar da MHP'li olduğunu bildiğimiz Sinan Ateş'in suikastiyle bağlantılı olmaktan tutuklandı. Ve tetikçilere 3 ayrı havalede 90 bin lira civarında para göndermekle itham ediliyor. Bu olayın aslı nedir? Böyle bir bağlantı var mıdır? Bu tetikçilerle Köktürk'ün ilişkisinin nedeni nedir? Neden böyle bir husumetin içerisinde o da tutuklandı? Bu suikastte bir rolü var mıdır? Varsa neden? Zaten Sinan Ateş Ankara'da, o İstanbul'da. Bu İstanbul, Ankara'daki bu suikastte neden İstanbul bağlantılı bir tetikçi topluluk taşınmıştır? Bu soru bir kere yanıtlanmak zorunda, geçiştirilemez. Bu kamuoyunu zor işte tehditle işte susturacağını ve soru soramaz hale geleceğini zannetmek doğru değil. Kamuoyu bu soruları soracak ve bu yanıtları alacak. İkincisi, şimdi bir soru daha var. Bugün Sayın Bakan'a soruldu. Sayın Bakan geçiştirdi. Yani Twitter'da yazılanlara bakmayın. Aslı ne? Şöyle bir iddia var. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da zaman zaman gittiği ya da bulunduğu bir evde cinayetle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı, hatta Olcay Kılavuz'un direnmesine, ben milletvekiliyim demesine rağmen alındığı ve sonra müdahale edilerek serbest bırakıldı. Bu doğru mudur? Bu doğru mudur? Gerçekten de bir şüpheli Olcay Kılavuz'un da gittiği bir evde yakalandı mı? Soruşturma yürüten birimler öyle olduğunu söylüyor. Gerekçesi nedir? Ben bugün Olcay Kılavuz'u aradım, telefonlara bakmıyor. Bir telefonu kapatmış, diğer telefonu sürekli meşgule düşürülüyor. Mesaj açtım, yazdım, dönmedi. Olcay Kılavuz milletvekili. Olcay Kılavuz'un halka karşı sorumluluğu yok mu? Millete karşı sorumluluğu yok mu? Olcay Kılavuz, yani hadi bugün gazetecilerin sorusuna cevap vermeyecek. Yarın meclise gitmeyecek mi? Yarın mecliste sorulmayacak mı bu? Ya bir milletvekili böyle bir ithamla karşı karşıya kaldığı halde neden açıklama yapmaz? Hayır kardeşim, benim evimde kimse yakalanmadı. Yahut hayır, benim bulunduğum evde polis birini gözaltına almaya gelmedi, ben de engel olmadım demez mi? Der yani. Niye demiyor Olcay Bey? Suçlama çok ağır. Çok ağır bir suçlama. Çok ağır suçlama. Ya bunun altında demokrasi kalır. Bir milletvekili. Devlet kalır. Şimdi bak, bir siyasi suikast. Geçiyorum MHP'li bilmem ne. Bir siyasi suikast var ortada. O siyasi suikastla bağlantılı olduğu iddia edilen kişi, demiyorum ki o da suçludur ama şüpheli. Ya bir şey soracağım. Burada bir siyasi, öyle bir şey olmaz ya. Hani haşa tövbe, öyle bir şey olmaz ya. Ya burası bir kanal ya. Burası bir televizyon binası. Diyelim, bilemeyiz ki. Biz de adli sicil kaydı istiyoruz buraya insan alırken, değil mi? Evet. Güvenlik soruşturması yapmıyoruz ki. Çalışanlarımızdan biri olur ya, bir suça karıştı. Bir cinayet soruşturmasına adı geçti. Ya biz kapıyı kapatabilir miyiz? Kardeşim gelemezsin, alamazsın diyebilir miyiz? Böyle bir yaparsak ne olur Hakan abi? Yaparsak ne olur? Yapabilir miyiz biz bunu? Yapamayız. Olay aydınlatasın şimdi, deriz. Nereye kadar giderse gitsin deriz. Dibine kadar çok gidin net deriz. Ya buradan hiç kimse yapmaz. Burada bir milletvekili kalkıp ben milletvekiliyim buraya girip birini alamazsın diyebilir mi? Diyemez kardeşim. Dedirtmeyiz de biz onu. Biz de onu dedirtmeyiz. Şimdi bir milletvekili için deniyor ki 3 gündür ve doğrulandı bu bilgi. Onun bulunduğu yerde, evde, ofiste, neredeyse orada. Suikastle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiyi polis gözaltına almak istemiş. Milletvekili de milletvekili kartını göstererek Sayın Kılavuz, ben engellemeye çalışmış, buna rağmen direnmiş ve gözaltına almış. Böyle bir olay oldu mu ya? Ya böyle bir olay oldu mu? Bu kişi daha sonra baskı yapılarak serbest bırakıldı mı? Bunun cevabı neden verilmez? Bizim telefonlarımıza çıkılmadı. Yarın milletin huzuruna çıkılmayacak mı? Ertesi gün Allah'ın huzuruna çıkılmayacak mı kardeşim? Böyle bir şey var mı? Her suç işlerim ve dokunulmazım. Yani milletvekili dokunulmaz öyle bir şey değil ki. Ve bu ketumluk çok güzeldi. Bak Mersin saldırısı efendim. İçişleri Bakanı her zaman bana bilgi versin, kamuoyuna bilgi versin. Doğru olduğu sürece anında da verebilir. Mersin saldırısından sonra yanlış bilgi yetiştirmek için kamuoyuna gecenin bir vakti kalktı yatağından, tabii ki olay yerine geldi, tamam gelsin, el koysun olaya. Burada nasıl davrandınız? Ki dediğim gibi bilgi doğruysa her zaman bana İçişleri Bakanı hızlı ulaştırsın, doğru iş. Ama buradaki ketumluk akla zarar bir durum. Tabii. Şimdi Şanlıurfa milletvekili, unuttum şimdi beyefendinin adını, işte bu Şen Yaşarlar ailesiyle girilen çatışmada o bile eninde sonunda konuşmak zorunda kaldı. Yani bu yapışır kardeşim, bu yapışır ve bir boynuna insanın takılır ve gider. Açıklamak zorundasın yani ne olduğunu. Şimdi dolayısıyla yadırgıyorum, çok yadırgıyorum. Bir milletvekili bu ithamla karşı karşıya ve susuyor, konuşmuyor. Niye konuşmuyorsunuz Olcay Bey? Milletten maaş alıyorsunuz. Yani milletten maaş alıyorsunuz, halka karşı ödeviniz var, millete karşı göreviniz var, Allah'a karşı sorumluluğunuz var. Neden yapıyorsunuz? Bu doğru mu değil mi? Değil deyin ya. Benim gönlümden geçen cevap o. Hayır böyle bir şey olmaz denilmesi yani. Şimdi tabii bir yandan da Sinan Ateş, ya ben bir kere konuştum, o da Mersin olayından sonra. Ama tanıyanlar var, arkadaşları, yol arkadaşları tanıyanlar var. Şimdi deniyor ki Sinan Ateş'in ölümünden sonra bir gerekçe üretildi. FETÖ'cü, eski FETÖ'cü. Tanıyanlar değil diyor zaten. Ama kardeşim diyelim öyle. Ya bu FETÖ'cülük cinayet mazereti midir ya? Bir insan öldü, ölümünden sonra cinayeti hafifleten bir mazeret midir FETÖ'cülük? Bu böyle söylenir mi? Olur mu böyle bir şey? Bunu nasıl açıklanabilir yani FETÖ'cü? Yani bu suikastin yarattığı siyasi ağırlığı mı kaldırır? Devlet hafif edici neden midir katil için? Bir de hep devlet deniyor. Ya devlet sokakta infazı göz yuman kurum mudur? Olmaz. Devlet? Bu mudur? Şimdi yani siz... bir diğer husus da şu. Benim öğrendiğim kadarıyla 15 Temmuz'dan sonra KYK'larla görevden alınanlar açısından MHP'de masa kurulmuş. Ve MHP'de kurulan bu masaya FETÖ masası gibi bir isim veriliyor. Bunun görevi şu, il ve ilçelerden MHP'den referans olanlar, ya biz MHP'liyiz, ülkücüyüz, FETÖ'cü değiliz diyenler il ve ilçelere başvuruyor. Onlar da genel merkeze gönderiyorlar. Ya bu adamlar atılmış ama bunlar FETÖ'cü değil. Bunları tanıyoruz, ülkücü diye. Referans olarak genel merkeze geliyor. Ve MHP genel merkezinde bu işin sorumluluğu Genel Sekreter İsmet Büyükataman'daymış. Sinan Ateş de İsmet Büyükataman'ın baba oğul gibi mesafesinde ve onun danışmanı. Ve o tarihlerde benim iki kaynaktan öğrendiğime göre bu FETÖ komisyonunun başında da Sinan Ateş varmış. Yani şimdi ölümünden sonra FETÖ'cülükle itham edilen kişi MHP'nin kurduğu FETÖ komisyonunda ben FETÖ'cü değilim diye oluşturulan listeleri ayıklayıp o hal komisyonlarına sevk eden kişiymiş. Bu işlerle ilgili görüşmeleri yapan kişiymiş. Yani o gelen isimlerle görüşen kişiymiş. Şimdi yani hem böyle hem de şimdi FETÖ ile bağlantılı itham etmek yani kabul edilebilir, izah edilebilir bir durum değil diye düşünüyorum. Ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar? 40 saniyemiz kaldı. Bu arada bu FETÖ meselesi de şu. Bu FETÖ ile mücadeleye de zarar veriyor. Önüne gelene Ahmet, Ayşe, Fatma FETÖ'cüyü yapıştırıyorsunuz. Hoşuna gitmiyor. FETÖ'cü diyorsunuz. Ya bu gerçek FETÖ'cüyü nasıl ayırt edeceğim ben? Gerçek FETÖ'cüyü ya bu kadar infaz atamazsınız bu cümleyi. Ya bu bir cinayet sebebi midir zaten? Hafifletici neden midir işte, ayrıca? Onun devlet işte yani, sokakta infaza göz yuman kurumu oldu. Ya şimdi bu akademisyen. Her şeyden önce devletin akademisyeni bu. Yani bir akademisyen öldürülüyor siyasi suikastle. Cumhurbaşkanı iki laf etmiyor. Cumhurbaşkanı iki laf etmiyor. AK Partililer suskun. Olacak iş değil. Yani bu cinayetin bütün yönleri aydınlatılması gerekir. Çünkü insanlarda, başta muhalifler olmak üzere insanlarda şu kaygı var. Seçim sürecine doğru şiddetin yükseltileceği ve insanların hedef haline gelebileceğine dair kaygıları var. Dolayısıyla bu kaygıların giderilmesinin yolu ancak siyasi suikastlerin bütünüyle teşhir edilmesi, soruşturulması, açığa çıkarılmasından geçer. Teşekkür ederim. Haftaya pazartesi günü görüşmek üzere. İyi akşamlar.